Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz Sumuz ile devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar saklayarak bizlere doğal güzelliklerini sergileyen bir il ve ilçemizden Trabzon Akçaabat'tan sesleniyoruz. Trabzon Akçaabat'ta kurulduğu günden itibaren dekorasyon sektöründe markalaşarak gerek verdiği profesyonel hizmetler, gerek güler yüzlü çalışmaları ve hizmet kalitesiyle sektörün önce firması olmayı başarmış bir kuruma MM Dekorasyon'a konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın yöneticisi ve firma sahiplerimizden Sayın Murat Üçüncü bulunmakta. Bakalım Murat Bey sundukları hizmetler ve faaliyet alanlarıyla alakalı olarak bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Murat Bey merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Her şeyden önce MM Dekorasyon olarak Trabzon Akçaabat'ta bizleri misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Tabii memnun oldum. Çok sağ olun. Murat Bey, çalışmalarımıza baktığımız zaman sektörde deneyimli bir ekiple beraber profesyonel hizmetler verdiğinizi görmekteyiz. Evet. Verdiğiniz hizmetler ile bugün Trabzon'da tanınan bir firmasınız. Evet. Tabii buradaki hizmetlerimizden bahsetmeden önce izleyicilerimiz için biraz sizleri tanıyabilir miyim? 1981 yılında Trabzon merkezde doğdum. Aslen Akçaabatlıyım. 2005 yılında dekorasyona atıldık. Daha önce ticaretle uğraşıyorduk. Şu anda Trabzon'da dekorasyon üzerinde asma tavan, karton pier, boya olarak hizmet vermek bulunmaktayız. Veriyoruz. Trabzon'un yaklaşık olarak %20'lik 40 inşaat potansiyelini elimizde tutuyoruz şu anda. Harika. Dekorasyon konusunda. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel. Yani %20'lik Trabzon'daki inşaat sektörüne hitap evet. eden bir markayız. Evet. Ve 2005 yılından beri faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sürdürüyoruz. Peki evet. neden bu sektör? Nasıl girdiniz? Nasıl başladı bu hikaye? Bu hikaye şöyle başladı. Kısa anlatayım. Askerden geldikten hemen sonra benim kendi çocuklu arkadaşım bu işe beni yönlendirdi. Beraber bu işe atıldık. Bayağı bir kendimizi geliştirip büyüdük. Şu anda yaklaşık olarak bir 10-15 kişilik ekiple Trabzon'a dekorasyon konusunda hizmet veriyoruz. Çok güzel. Yani yaklaşık personelimiz 15 kişilik profesyonel evet. bir ekiple beraber Tabii hizmetlerimizi ki. Sürdürüyoruz. Tüm Trabzon genelinde çalışıyoruz. Dekorasyon sektöründe faaliyetlerimiz evet. var. İlçeler olsun, beldeler olsun, yan şehirler olsun hepsine hizmet veriyoruz. Marka yani Trabzon'la sınırlamıyoruz. Yakın illere, ilçelere de hizmetlerimizi evet. götürüyoruz. Peki ben biraz faaliyetlerimizden ve hizmetlerimizden bahsetmenizi istiyorum. Neler yapıyoruz? Neler yapıyoruz? Bu sektöre ilk karton pier, yani altı döküm karton pierden başladık. Ondan sonra altı döküm karton pierin ömrü kısa olduğu için stropiere döndüğü için stropiere biz kendimizi şey yaptık, adapte ettik. Stropierle büyüyünce biraz da asma tavan her türlüsüne geçtik. Asma tavan her türlüsünde şu anda Trabzon'da 2 numarayız. En az 2 numarayız. Trabzon'un en büyük firmalarıyla çalışıyoruz. Çok güzel. Peki Murat Bey, özellikle sektörünüze baktığımız zaman tabii ki sektörünüze bugün sevilen bir firmasınız. Uzun yıllardır sektörde deneyiminiz var. Yani 10 yıldır bu sektördesiniz ama sektörde yalnız değilsiniz. Farklı firmalar da var. Bizim en büyük farkımız, ayrıcalığımız nedir? Bir tüketici neden sizleri tercih ediyor? Neden bizleri tercih ediyor? Verdiğimiz sözü kesinlikle yerine getiririz. Yapacak olduğumuz işi müşterinin beğenmediği sürece yıkıp yeni baştan yaparız. Her konuda müşteriye yardımcı oluruz. Yani malzeme alım konusunda, malzeme uygulama konusunda her konuda müşterimize yardımcı oluyoruz. Verdiğimiz sözü kesinlikle yerine getiririz. Kesinlikle müşteriyi memnun etme konusunda birinci önceliğimiz memnuniyet. Müşteri memnun olacak ki biz de aldığımız paranın hakkını alalım. Harika. Yani müşteri memnuniyeti diyoruz. Tabii ki. Olmazsa olmazlarımızdan. Tabii ki olmazsa olmazlarımız müşteri memnuniyeti. Ne olursa olsun önce müşteri beğenecek. Çok güzel. Peki hizmet verirken kurum olarak nelere dikkat ediyorsunuz? Şunlara dikkat ediyoruz. Birinci sınıf malzemeye çok dikkat ediyoruz. Yani bizim burada kazanacak olduğumuz para biraz daha az kazanalım. Malzememiz birinci sınıf olsun. Müşteri 1 yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra gene bizi tercih etsin. Neden tercih etsin? Çünkü şu anda sektörde merdiven altı firmalar var. Malzeme konusunda biz her zaman birinci sınıf malzemeyi sunuyoruz. Sunmuş olduğumuz malzemede kimseye kesinlikle yani bir yanlışımız olmaz. Harika. Yani izleyicilerimize şöyle özetleyebiliriz. Biz firma olarak diyoruz ki müşteri kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederiz. Evet, aynen öyle. O halde. Evet. Peki, çok doğru. Sektörünüze baktığımız zaman tabii ki bir rekabet içerisinde var. Trabzon'daki biraz dekorasyon sektöründen bahseder misiniz? İşlerimiz nasıl, Trabzon nasıl gidiyor? Şöyle anlatayım size. Trabzon'da dekorasyon konusunda bir dışarıdan yani başka şehirlerden buraya dekorasyon konusunda gelen kimse yok. Çünkü Trabzon insanı, Trabzon ustası dekorasyon konusunda çok ince.
Çok ince yani, ben hariç, ben kendimi övmüyorum ama bizden sonrakilerde bile, bizden başka olan firmalarımız bile dekorasyon konusunda çok dikkatli. Şöyle dikkatli, yani yapmış olduğu işe dekorasyon konusunda müşteriyi beğendirmek, benim firmam da olsun başkalarının firmaları da olsun her zaman müşteriyi öncelikli müşteri. Yani beğenme konusunda. Tabii ki tatlı bir rekabet oluyor. Kesinlikle. O da olacak yani sonuçta. Rekabet yapılacak ki kalite artsın. Harika. Bu sektörde 10 yıldır bir faaliyet gösteriyorsunuz. Dünden bugüne çok işler yaptınız. Evet. Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Neler düşünüyorsunuz? Ben şu anda hedeflerime ulaştım. Hatta geçmek üzereyim. Neden? Çünkü azim, işe vermiş olduğumuz değer, müşteriye vermiş olduğumuz değerden kaynaklanan. Para olarak çok büyük miktarlar İstemiyoruz. Yeter ki müşterimiz memnun olsun. Harika. Müşteri memnun olursa ömürlük olursun. Kalite olursun, marka olursun. Yani ikili ilişkilerimiz bizlere yeter diyoruz. Tabii tabii. Bunlar bize huzur veriyor. Bundan sonraki süreçte neler planlıyorsunuz? Bundan sonraki süreçte şöyle diyorum. Ekibimi daha çok çoğaltacağız. Yani 30-35'e doğru çıkaracağız. Trabzon'un dışına doğru açılmaya devam edeceğiz. Şu anda il sınırları artık Karadeniz bölgesine doğru devam edeceğiz. Harika. Bizler de gerçekten her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Özellikle ekranlarında şu anda bizleri izleyen izleyicilerimize aktarmak isteriz ki geldik ve gördük, işini kaliteli yapan, iyi yapan bir marka var. Geldiğiniz zaman veya Trabzon'da kesinlikle tercih edilmelisiniz. Zaten ayrıcalığı, farkı izleyicilerimiz görecektir. Evet. Son olarak Murat Bey, buradan tüm Türkiye'de ekranlarında şu anda bizleri izleyen değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. İnşallah Trabzon'da geldiğiniz zaman hepinizi misafirperver olarak sizi karşılamayı çok isteriz. Kesinlikle. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bizleri misafir ettiğiniz varlığınız için sizlere ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye Turumuz ile devam edecek. Karadeniz'in incisi Trabzon Akçabat'tan, kendi sektörünün marka ismi MM Dekorasyon'dan Murat Üçüncü'den sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.